Herkese merhaba, ben ve yeni kolyem. Bugün karşınızdayız iş yapmak üzere ve üstümde pijamalarım var. Biraz tişört kırışık olabilir ama iş yapacağız çünkü yani mutfaktayız. Pijamam da böyle, önce baştan göstereyim sonra garipsemeyin yani. Gerçi çok pijamayla vlog çektiğim olmuştur ama böyle yani, evet. Neyse, konumuza dönelim. Makine şu anda çalışıyor. O kadar çok ses yapıyor ki benim sinirimi bozdu. Şu arkamda görmüş olduğunuz, zaten başlıktan da gördünüz. Kiler dolabını düzenleyeceğiz. Uzun zamandır yapmak istiyordum ama bir türlü elim değmiyordu. Dedim ki bugün o gün neden olmasın ve evet, hazırım. Kendimi buna hazırladım ve şartladım. Çünkü ben iş yapmayı sevmiyorum. Asla sevmiyorum. Şurada baharatın kapağı açık kalmış. Baharat dolabın içindesiniz bu arada. Baharat kokabilirsiniz, kusura bakmayın. Evet. Bu dolabı açıyorum hemen. Gördüğünüz gibi. Bu dolabı düzenleyeceğiz. Alttakiler çekmece zaten. Yani alt sıra. Bakliyatların falan olduğu yer işte karıştı tabii ki de, bence karıştı yani. Üst tarafta da işte gördüğünüz gibi karışık elektronik eşyalarım falan var. Böyle yani, aşağıda da şu en altta market poşetlerini tıkıp tepiştirdiğim bir yer. Orası öyle kalabilir, orayı ellemeyeceğim. Böyle yani, evet, hazırsanız burayı temizlemeye ve düzenlemeye başlayabiliriz. Ve evet. İlk başta nereden başlayalım? Nereden? Tabii ki de en üstten başlayalım değil mi? En üst şu anda görünmüyor galiba sanırım. Bir saniye. Kamerayı ayarlayalım. Tabii ki de sandalye lazım. Hemen sandalyeyi alıp geleyim. Ondan sonra da orayı boşaltmaya başlayayım. Bakın mesela, yani nasıl bir karışıklıktır bu. Sushi yapraklarımız, onu da şuraya koyalım. Mesela bunun içini düzenlememiz lazım hemen. Hemen kuru üzüm, çikolata, nişastalar, kakao, Almanya'dan gelen vanilyalarım. Bunları kardeşim getirmişti. Bunların hepsi burada. Bunları düzenleyelim. Şimdi hem de yani hızlıca elim değmişken burayı yapalım. Bir saniye, ben geliyorum. Şurada şöyle bir kutum daha vardı. Bu Tupper'ın böyle bir tost ekmeği kutusu ama ben bunu tabii ki de onun için kullanmıyorum. Şunları alalım şuradan. Şunu da bir açayım mı hemen? Evet. Bunun içinde de yine böyle işte çorbalar, soslar, ondan sonra pembe pudra şekerleri, işte krem şantiyeler, bunlar var. Bence bunların hepsini birleyelim. Bir yere koyalım. Öyle daha düzgün olur diye düşünüyorum. Düşünüyorum yani. Ben öyle düşünüyorum. Düzenli oldu bence. Hemen bunu kapatabiliriz. Buraya sadece pudingleri, işte vanilyaları, hani böyle pasta için gerekli olan, tatlı için gerekli olan malzemeleri koydum. Bu böyle hazır. Bu kenara koyacağım. Böyle düzenlediklerim kenarda dursun. Sonra dolapların içine sileceğim tabii ki de. Şu neyse. Önce bir şu büyük büyük olan nişastaları koyalım. Sonra şu üzümü koyayım buraya. Bu kuru üzüm.
girecek bir yer olmadığı için onun için yani böyle duruyor. Bunun şey, kendi poşetinde duruyor yani. Keklere kullanıyorum bunu. Sonra böyle çorbalar, hazır çorbalar olan ama genelde ben bunları sos olarak kullanıyorum biliyor musunuz? Hazır yani sadece domates çorbası olarak kullanıyorum. Bunları da sos olarak kullanıyorum. Mesela bu fırında makarna için. Bu ama şey normal hani makarna yaptığım zaman üstüne sos olarak. Ondan sonra domates çorbalarını tabii ki de domates çorbası olarak kullanıyorum. Evet, buradaki bu çikolatayı da ben şimdilik buraya koyayım ve bu sepet de tamam. Bay bay teşekkür ederim. Orada çok yüksek olduğu için inçik inçik yapmam dedim. Beril'den yardım aldım. O da bana böyle uzaktan uzatıyor. Kurduğum düzeneyi göstereyim mi size? Evet. Şu dut pekmezi. Neyse. Bir kere daha sizinle birlikte çıkalım. Onu da şuraya koyalım. Ve burası bitti. Burada Mickey Mouse'lu waffle kutusu var. Buraya portakal sıkacağını koydum. Burada onun şeyleri var. Böyle başka işte demirler oluyor ya işte kalıpları. Bunlar. Burada mutfak robotum var. Burada bu çikolata var. Bunları şimdilik böyle koydum ama aşağılara göre şey yapacağım onları. Şurada bir tane bal var. Bunları buraya böylece koydum. Yosunumuzu buraya koydum. Şimdi sıra geldi bu aşağılara. Bu arada kelopsları verdirmedim Beril'e. Onları da böyle yine kutulara boşaltacağım. Şu yağdanlığı da bunun içine koydum. Hem de şunun hani takım olurlar diye. Burada soslarımız falan duruyor ya. Oradan nar ekşisini de buraya koydum. Bu zeytinyağı için ama gördüğünüz gibi içi boş. Yine almıştım bunu. Bir küçüğünü aldım. Normal sıvı yağ içinde yemeklere kullandığım büyüğü. Bunun içine dursun dedim. Evet. Buraya koydum bunları da. Şimdi bunları falan şey yapalım çünkü orada boş şeyler var biliyorum ben. Yani tapırın kutuları var boş. Onların içine falan boşaltırız. Evet kavanozların üstü falan hep toz oluyor. Onları falan silerim. Çekmeceğin için şöyle bir silerim ama sonra da zaten işimiz biter diye düşünüyorum.
Ve şuranın haline bakın. Üç çekmeceyi boşalttım ve karman çorman oldu. Neyse. Hepsinin yerlerini tek tek bildiğim için şimdi hepsini düzenleyeceğim. Kavanozların bazıları boş. İşte bunda ceviz falan varmış mesela, bitmiş. Bunda ne varmış hiç bilmiyorum. Şu kutu, onun içinde de yine bir şeyler var ama ne var hiç bilmiyorum. Bunların içi de boş gibi ama yok, benim form çayım var. Bunun içinde normal çayım var. İşte her şey burada. Gül kurum, ondan sonra kakaolar, kakao çeşitleri, Kelloggs'u da bunun bir diğeri vardı, ona boşalttım. İşte böyle, evet, burada da işte bakliyatlar falan var. Şurada çaylar var, olmazsa bunları o boş olan kutunun içine koyabilirim. Burası da böyle, şimdi buraların içleri silinecek, şu alt kat kaldı. 4 hatta, 4 çekmece, abur cubur şeyini saymazsak eğer şurası. Alttaki kaldı, orayı da bunları bitirdikten sonra yaparım. Ne ses yaptı var ya. Dolapların hepsini, çekmeceleri daha doğrusu, sildim. Evet, tertemiz oldular. Şimdi elime başka bir bez aldım. Ama önce şurada boş bir kavanoz vardı ya. Kavanozu şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şu gözüme battı böyle. Poşette durmasın. Benim beyaz leblebili şekerim. Çok severim kendisini. Onu şimdi bunun içine boşaltacağım. Kavanoz da boş. İşte. Nerede kapağı? Önüm o kadar karışık ki kapağı bulamadım. Şimdiki başka ne var acaba boşaltabileceğim? Boş kavanoz var mıydı? Ona bir bakayım. Galiba yoktu. Bir tek şu var. Bu da ceviz için. Buna da bir şey koyamam zaten. Evet. Yani. Burada da bir şey var. Burada da bir şey var. Ha, bu galeta unu bu ceviz içinde. Evet, bunların yeri belli. Tamam. Buna böyle hani robottan çektiğim cevizleri koyuyorum. Bir şey yapmamışım. Her yerde de ceviz var. Mesela şunun bir tanesini bir robottan çekip buna koyabilirim. Neyse. Onların yeri dediğim gibi belli. Şimdi bunları böyle tek tek silip, çünkü dedim ya işte üstleri toz oluyor diye. Kavanozların hepsini bir yere koyacağım. Ondan sonracığıma diğerlerine de bakacağız. Hindistan cevizinde kalmamış var ya. Bir şey azalınca falan sinir oluyorum. Mesela şurada pul biberim hiç kalmamış, bitmiş. Acilen pul biber almam lazım. Ve bulgurum o kadar az ki evimin mutfak erzaklarının eksikliğinden de bahsediyorum size ama bunları çıkarmışken de göstereyim dedim yani. O kadarcık bulgur kalmış. Yani bir pilav yapacak kadar bulgurum yok. Evet. Bir markete falan gitmem lazım. Neyse. Şimdi bunların hepsini sileyim, ondan sonra da yerleştirelim bunları.
Evet, geldim. İkisini de yerleştirdim. Ya var ya, saçma sapan iş yapıyorum yani. Buraya limonlu çayları koymuştum. Tekrar limonlu çayları geri döktüm. Bunları buraya doldurdum. Bunun da içi boş halbuki. Ondan sonra bunu buraya koydum. Tekrar geri buraya limonluları koydum. Hayır, limonluları bunun içine bırak. Buraya koysana onları. Neyse ya, saçma sapan işte. Evet, bu ikisi de böyle güzel kavanozlarında. Gelsin. Acaba biraz yanlış bir şey yaptım ben. Size de göstereyim mi? Bak. Onlar daha uzun mesela. Onları arkaya koyayım, değil mi? Yani öyle daha mantıklı olur bence. Öyle yapalım hemen. Öncecik öyle yapalım. Şunu bir bitince hepsini tek tek göstereceğim size zaten. Evet, şimdi sıra geldi şeylere. Bakliyatları, cam kavanozları, onları hemen silip silip yerleştireyim. Almamıştım değil mi? Bu sefer de bu tarafa aldım. Oradakileri şimdi buraya yerleştireceğim. En alt çekmeceyi de yaptım çünkü. Ay, ay, eğil kalk, eğil kalk. Şu koca şeyde ceviz var. Bunun içinde de ne var? Bu sallanıyor. Ne var, ne var? Ha, yarmayı döktüm. Aşurelik yarma. Onları da buraya koyalım. Onların yeri de burası. Burası idi. Evet. Bunda bulgur var, bunda tel şehriye var. Şöyle koyalım hepsini. Şunun içi boş, temiz ama. Yıkamadım, sadece üstünü falan sildim. Burada mısır unu var. Şöyle üst üste koyarsam acaba çekmece kapanır mı? Hiç bilmiyorum ama kapatamamışım. Attım. Evet, sığmamış. O yüzden aşağıya alacağım. Sonra ne var burada? Küp şeker var bir adet. Onu böyle poşetimde bırakacağım. Bunu koyalım. Kötü bir görüntü olacak ama yapacak bir şey yok. Mantım var. Kemalpaşa tatlım var. Bir paket. Şimdi var ya, şöyle mantı. Bunu da bir şeye dökmeyeceğim. Çünkü zaten bu bir pişirmelik. Buradan alıp yaparım. Direkt şunun tarihine bakalım da sizinle birlikte. 2022'nin Mayıs'ın 19'una kadarmış. Evet, yani Ramazan'da falan yapabiliriz. Daha tarihi yeni varmış bunun. Şöyle koyalım. Son olarak da son malzememiz. Evet, çöpü hiç görmeyin var ya, çöp bir doldu. O kadar çok şey yaptım ki. Kuru patlıcanla kuru biberim var. Onu da buraya koyacağım. Ve bitirdim. Şimdi size dolabın son halini göstereyim mi? Hadi göstereyim. Ve yani var ya, gerçekten bomba patlamış gibiymiş. Düzeltince fark ettim. Şurayı da örtelim. Göstereyim. Açarım geri. Niye gitmiyor bu? Ha, alttaki poşetlerden dolayı. Evet. Burası var ya, böyle ağzına kadar poşet dolu. Evet, yani o kadar karman çorman duruyormuşlar ki düzeltince fark ettim. Ve o kadar çok yer açıldı ki yani size anlatamam. Şurada bir tane tapırın böyle bir altlığı vardı. Hatta saklama kutusuydu. Yağlarımı falan onun içine koyuyordum. Onu falan hep attım, oradan kaldırdım. Burada işte bunlar var. Zaten biliyorsunuz, göstermiştim demin. Yani o kadar çok yer açıldı ki gerçekten inanamadım. Şoktayım şu anda.
Buraya bunları koydum böyle. Yani şuraya bakın mesela kocaman bir yer var. Hatta şu Kellogg'ları oraya mı koysam diye düşündüm ama neyse. Böyle iyi bence. Sonra da yine abur cubur çekmecesini değiştirmedim. Burası hani böyle hem şeyi küçük olduğu için bu işte hacmi mi denir ne deniliyor işte. Çikolataları falan hep buraya koydum. İşte abur cuburları. Abur cubur dolabımız da yani fakir şeyi gibi. Neyse. Orası böyleydi işte. Orayı da düzelttim, temizledim. Hep böyle çikolata parçaları, işte gofret parçaları falan dökülmüştü. Silince tertemiz oldu. Buraya ne koydum? Ha, Kellogg'ları koydum. Şu paket şekeri koydum. Belirli minik minik şekerleri böyle gelip gelip yiyor bunları buradan. Şöyle ballar vardı. Kavanozların içinde her yerden bal çıktı yalnız. Şaşırdım. Makarnaları şuraya koydum. Makarna kıtlığı var evde gördüğünüz gibi. Geçen son paketi yapmıştım. Şu lazanya için şu da şey bu. Neydi? Ben adını unuttum. Neyse işte uzun uzun var ya böyle. O makarnadan Kelopsara dediğim gibi bunlara koydum. Bunu da buna döktüm böyle. Burada da gördüğünüz gibi bayağı bir yer açıldı. Ondan sonracığıma gelelim üçüncü çekmeceye. Buraya sadece kavanozları koydum. Evet kapakları biraz kötü görünse de yani bazıları takım, bazıları beyaz, bazıları işte böyle bir şeylerden kalma ama genelde yani böyle her şeyi toparlıyor bu kavanozlar. O kadar kurtarıcılar ki yani seviyorum ben. Bir de cam oldukları için de iyi oluyor. Yani daha sağlıklı oluyor. Neyse işte şu ikisi boş. Birine ceviz dövülmüş yani robottan çekilmiş cevizle. Galeta onu gelecek. Nutella var, cevizler var, işte kakaolar burada, çayları böyle yani var ya buraya sığmadı böyle tam böyle düz olarak. Sığmadığı için de bu böyle biraz önde kaldı. O benim biraz sinirimi bozdu ama yapacak bir şey yok. Yani çekmeceyi birazcık daha büyük yapsaymış. Evet neyse. Burada da işte şeyler var. Benim Almanya'dan gelen şeylerim. Schnittlauch. Schnittlauch Türkçesi ne bilmiyorum. Böyle taze soğanımsı gibi küçük bir şey. Bu kurutulmuş maydanoz. Bu da yine kurutulmuş maydanoz. Allah. Bunlar aslında baharat dolabında duruyordu ama böyle büyük kavanozları buraya almak istedim. Reçel, meçel, kendi kuruttuğum maydanoz gördüğünüz gibi azıcık kaldı. Şurada da kendi kuruttuğum nane var. Bunlar da dediğim gibi baharat dolabındaydı ama buraya getirdim. Burada da Beril'cim, lütfen sesi kısar mısın? Burada video çekmeye çalışıyorum. Burada da böyle kurutulmuş, kavrulmuş soğan var. Bu da yine Almanya'dan gelmiş. O kadar lezzetli bir şey ki. Onu da buraya koydum. Nutella'mız söylemiş miydim bilmiyorum. Evet. Burası da böyle oldu. Ondan sonracığıma gelelim. Kaçıncı çekmece bu? Evet. 4. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Hazır mısınız? Şu görüntüyü bozuyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Çünkü bunun içinde pirinç var. Hatta şöyle göstereyim mi? Bakın. Pirinç var. Yani insan şundan bir tane daha alır ve onun içine de pirinci koyar. Gerçi aslında pirinç şeyi burada. Bu benim Almanya'dan gelen pirincim. Bu bitince muhtemelen bunu ona boşaltırım. O zaman da bu buradan kalkmış olur. Evet, orijinal baldo pirincimiz burada. Diğer farklı pirincimiz burada. Nohut, işte burada ne var? Şeker, kuru fasulye falan filan, pul biberim bitmiş dediğim gibi. Bulguru da tapırın içinden aldım, buna boşalttım. Çünkü bunun içinde boştu. Bunun içinde ne vardı acaba bilmiyorum. Pirinç de buna sığmaz diye büyük olması lazım pirinci. Çünkü pirinci hani genelde fazla alıyoruz ya. Öyle yani acaba yeşil mercimek mi vardı? Evet olabilir. Neyse burası da böyle oldu. Gayet güzel oldu. Ya ben bir önceki hali o kadar karışıkmış ki yani yemin ediyorum şaka gibi ya. Ama işte oluyor öyle ya. Alıyorsunuz geri hani böyle iş yaparken hemen tıkıştırıyorsunuz, tipiştiriyorsunuz ya. O yüzden böyle karışabiliyorlar. Son olarak da burası alttan yine poşet düştü. Burada dediğim gibi ceviz var. Yine burada Tupper'ın saklama kutuları işte. Onları da buraya dizdim böyle. Böyle üst üste olmadı. Çünkü çekmece kapanmadı. Mecbur böyle koydum. Bunlar da burada işte mutfakta elimin altında olması gerekenler. Şu poşeti yine var ya. Tıpıştırayım şuraya. Evet. Girmek istemiyor. Yani görüntü bayağı bir düzgün oldu. Ve işimiz bitti. Kapatabiliriz burayı artık. Ve bence bu mutfak kiler düzenleme bloğunu da kapatabiliriz. Sizi tekrar yine baharatların içine alayım ki Hindistan gibi kokun. Hindistan'dayız şu anda. Mutfakta falan değiliz. Evet, kamera ayarını yapamıyorum. Burası küçük bir Hindistan. Baharat dolabı. Her çeşit baharat var. Aklınıza ne geliyorsa. Baharatlar güzel oluyor ama ya. Yani hiç Hint yemeği yemedim ama
yiyebilir miyim? Gerçi onu da bilmiyorum ama baharatları seven birisinin Hint yemeklerinde yiyebileceğini düşünüyorum. Neyse şu baharatlıkları da düzelteyim. Evet, bitti işimiz. Umarım hoşunuza giden bir yer düzenleme videosu olmuştur. Vlogu olmuştur, pardon. Yanlış söyledim. Dilim hep şeye kayıyor, videoya kayıyor. Vlog demem gereken yerde, video demem gereken yerde de vlog diyorum. Ne yapalım yani? İşte oluyor böyle şeyler. Evet, bitti. Çok mutluyum orayı düzenlediğimiz için. Siz de bana eşlik ettiniz. Umarım severek, beğenerek böyle memnun kaldığınız, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.